Şehirlerimizden hiçbir tanesinin FETÖ terör örgütüyle anılması şehirlerimize yakışan bir şey değildir. Özellikle de Kayserimiz için söylüyorum. Pensilvanya benzetmesi son derece ağır ve yakışıksız bir benzetmedir. Kayserimizi bahsedecekseniz, Kayserimizden bahsedecekseniz özellikle Mevlana'nın hocası Seyyid-i Burhanettin'den, Hunat Hatun'dan, Selçuklu'nun başkenti olmasından, Selçuklu eserlerinden, sanayisinden, ticaretinden, sanatından, ekonomisinden bahsetmemiz gerekir. Pastırmasından, sucuğundan, yağlamasından bahsetmemiz gerekir. Mutfağından, gastronomisinden bahsetmemiz gerekir. Selçuklu başkenti olması hasebiyle birçok özelliğinin yanında insanın zekasından bahsetmemiz gerekir. İnsanın işbirliğinden bahsetmemiz gerekir ama FETÖ'den bahsetmemiz, şehrimizi, Kayserimizi FETÖ ile yan yana anmak çok büyük bir talihsizlik. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz Kayseri olarak FETÖ ile mücadele eden, en çok mücadele eden şehirlerin başında geliyoruz. Diğer bütün şehirlerimiz gibi biliyorsunuz hükümetimiz, AK Parti hükümeti 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce biliyorsunuz bu süreçle ilgili, bu yapıyla ilgili çalışmalara başladı. Darbe girişiminden sonra da son derece hızlı şekilde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar içerisinde bütün şehirler gibi Kayseri de üzerine düşeni yapmıştır ve şehrini temizlemiştir. Şehrinde olan FETÖ'cülere hiçbir şekilde destek vermemiş. FETÖ terör örgütünden olanlarla ilgili de herkes gereğini yapmıştır. Kurumlar da gereğini yapmıştır. Dolayısıyla bu kadar 15 Temmuz'dan biliyorsunuz 2016-2019 3 sene geçtikten sonra bütün bu çabalara, bütün bu mücadeleye rağmen hala şehrimizin adını Kayseri ile yani FETÖ ile yan yana anmak çok uygun bir davranış değil. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz Kayseri ile ilgili yapılan bu yakıştırmaları. Pensilvanya terimi çok ağır bir terim anlayan için. Biz bunun farkındayız. Kayseri'deki insanlarımız da farkında ve son derece rahatsızlar. Dolayısıyla ağzımızdan çıkanı son derece dikkatli seçmek zorundayız. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi siyasi sorumluluğu olan kişilerin, daha önce AK Parti milletvekili yapmış olan kişilerin bu konuyla ilgili varsa ellerinde bilgileri, belgeleri bunları ilgili makamlara iletmelerini istiyoruz. İlgili makamlar, savcılarımız ve polisimiz bununla ilgili gereken bütün çabaları, bütün çalışmaları yapacaktır. Adli süreç gerektirenlerle ilgili adli işlemler yapılacaktır. Diğer işlemler de devam eder. Bununla ilgili herhangi bir bilgi belge ortaya koymadan şehri töhmet altında bırakmak, bütünüyle şehri hedef göstermek, şehri ortaya koymak çok yakışan bir davranış kesinlikle değil. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Kayserimizin dün biliyorsunuz A400 uçakları ile ilgili bir anlaşma imzalandı. İki bakanımız buradaydı. Kayserimiz aslında geçmişten bu yana savunma sanayisiyle ve sanayisiyle öne çıkmış şehirlerimizden bir tanesi. Bunlardan bahsetmek yerine şehirleri bu tip karalama kampanyalarına başlamak, karalama şeklinde ifadelerde kullanmak doğru değil. Tabii bu yanlış sözü söyleyeni bağlayan bir şeydir. Bizim şehrimizin böyle bir bağlanması, Kayseri ile ilgili böyle bir şeyi çok uygun bulmuyoruz. Bunu insanlarımızın, hemşehrilerimizin söylediği gibi kötü söz sahibine aittir diyoruz. Bu sözü söyleyenleri, bununla ilgili açıklama yapanlar maalesef var. Çeşitli zamanlarda ortaya çıkıyor medyada, çeşitli kaynaklarda ve bunlar üzerinden belki farklı amaçlarda güdülüyor olabilir. Bunu Metin Er'in açıklamasını dışarıda tutarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla bunlara aletle olmamak lazım. Bütün şehirlerde, Kayseri dahil Türkiye'nin bütün şehirlerinde, bütün ilçelerinde, bütün kurumlar devletin kılcal damarlarına kadar sızmış olan bu ihanet şebekesini çökertmek için bunlarla ilgili varsa kriptolar, kalanlar onları temizlemek için çalışma içerisindedir. Bunlarla ilgili kurumlara yardımcı olmak, onlara bilgi belge sağlamak da herkesin vazifesidir. Bu anlamda bunları teslim etmesini ifade ediyoruz. Bu konuda çok son derece hassas olmasını daha sonraki açıklamalarında özellikle buradan ifade etmek istiyoruz. Kayseri son derece rahatsız. Ha, gündeme gelmek gibi bir amaç varsa o zaman Kayserimizi bir başta söylediğim gibi ilikleriyle kış turizminin Türkiye'deki başkentlerinden birisi olmasıyla ifade edilirse memnuniyet olur. İnsanımız da kendisini bağrına basar diyoruz. Sayın